Merhaba arkadaşlar, bu videoda size CadionLight'a defiş efektini nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Hazırladığım bu başlık klibine defiş efektini uyguladım. Defiş efekti efektler bölümünde dönüştür deforme etin altında bulunuyor. Defiş efektinde anahtar karelerimiz verebileceğimiz bölüm var. Amount bölümünde şöyle sağa doğru çekerseniz ee, objenin kaybolduğunu görüyoruz. Böyle geriye çektiğimizde de obje yüzde %100 görünüyor. Bir anahtar kare ekleyip birinci de şu amount bölümünü şöyle çekersem buradan bunun sıfırdan %100 görünüme gelmesini sağlıyor. Yine alttaki bölümde ise şöyle sağa doğru çekerseniz bu şekilde bir daralma sola doğru çekerseniz de böyle bir genişleme yapabiliyorsunuz. Bunların ölçüsü aşağıya doğru %100'e getirmek istediğinizde 500 olarak verdiniz mi %100'e geliyor. Bir alttaki bölümden ise sağa doğru çektiğinizde yukarıya sola doğru çektiğinizde de aşağıya doğru böyle bir daralma ve genişleme işlemi yapabiliyorsunuz. Bu efekti isterseniz böyle objelerde isterseniz metinlerde bu şekilde görünümlerde kullanabiliyorsunuz. Ya da benim şurada yaptığım gibi böyle bir animasyonda da kullanabiliyorsunuz. Bu top animasyonunda ben defişi ve dönüştür efektini kullandım. Dönüştür efektiyle buna gitmesi gereken noktaları verirken defiş efektiyle de şuradaki ayarları biraz önce gösterdiğim gibi oynayarak sanki top yere çarptığında esniyormuş gibi görünüm verdim. Birden fazla efekti kullanırken Keydian Live'da bir efekt diğerini de etkileyebiliyor. Dönüştür efektini önce uyguladığım için defişi alta almıştım. Bu efekt o zaman istediğim gibi çalışmayabiliyor. O nedenle şu bölümden defiş efektini üste taşıdım. Dönüştürü de alta taşıdım. Böylece bu yaptığım görüntünün düzgün bir şekilde çalışmasını sağladım. Efektleri böyle üst üste kullanırken en önce kullandığınız efekti alta alırsanız bir üstteki efektin daha sağlıklı çalışmasını sağlarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.